Tam şuraya gelin bir zaman. Başkan. Abi Kesmetepe'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki şeyinden dolayı işte oy çıkmasından dolayı bu seçim tekrarlanmıştır. Kesmetepe'nin huzuru için ve ferah için daha güzel bir Kesmetepe için yeni seçimin halkımıza, köyümüze, kazanan arkadaşa hayırlı olmasını dilerim. Ben Hasan Hoca, Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak tabii 31 Mart'ta pato oldu. Bu patanın sonucunu itiraz ettim. Seçim kurulu gerçekten de bu itirazımızı uygun gördü. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ve şu anda da 2 Haziran'da da seçimimiz devam ediyor. Ben de halkıma çok güvendim. Halk buna karar verecek ve aşağı yukarı 7'ye doğru her şey ortaya çıkacak. Ben Ali Yılmaz, Kesmetepe DSP Belediye Başkan adayıyım. 31 Mart'ta pat kalan seçimimiz 2 Haziran'da tekrarlanıyor. Beldemize hayırlı uğurlu olsun. En iyi şekilde hazırlandık. Nasip kimeyse Allah ona hayırlı uğurlu etsin. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Bir Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oylarımızın denk çıkması sonucu Adıyaman Yüksek Seçim Kurulu'nun kuraya karar vermesi sonucunda tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı, Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazı sonucunda 2 Haziran'a seçimler ertelendi. Bu süreç içerisinde tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karara saygı duyarak 2 Haziran seçimlerinin Kesmetepe'ye, beldemize ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eder. Kesmetepe'ye seçilecek arkadaşlıklara da başarılar dilerim. Amacımız hizmet, amacımız huzur, amacımız barış. Tahsin Allah gelir. Biraz bekle. Ay, sen onu kullanacak mısın? Sen. Evet, bugün Türkiye genelinde 5 yerde yenilenen seçimlerle ilgili alınan karar neticesinde 2 Haziran seçimlerindeyiz. İlçemize bağlı Kesmetepe Beldesi'nde de seçimlerin yenileme kararı alınmıştı. Bugün seçim bölgemizdeyiz. Sandıklarımızı geziyoruz. Vatandaşın sandığa gelişi gayet iyi. Duyarlı vatandaşlarımız. İnşallah bu seçimde AK Parti'mizi buradan birinci parti çıkarmak için bugüne kadar İl başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkan adayımız, ilçe belediye başkanımız, merkez ilçe başkanımız ve tüm arkadaşlarımızla birlikte bugüne kadar mücadele ettik. İnşallah bugün de bu mücadelenin meyvesini toplayacağız. Ve Cumhurbaşkanımıza buradan Kesmetepe'yi de hediye edeceğiz. Ben tekrardan seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Başkanıma ve tüm adaylara da başarılar diliyorum. Evet, bugün yine demokrasinin bir gereği olarak vatandaşlarımız kendilerini 5 yıl süreyle idare edecek, hizmet edecek belediye başkanlarını seçiyorlar. Bütün siyasi partiler bu noktada bir gayret içerisinde. AK Parti olarak da biz başta Besni ilçe başkanı Mustafa Bey olmak üzere milletvekillerimiz, il başkanımız, teşkilatımızdaki her kademedeki arkadaşlarımızla beraber
Destek Belediye Başkanımız, İlen Cümenlerimizle beraber kesme tepede bir gayret içerisindeyiz. Beklentimiz inşallah AK Parti'mizin istikameti yönünde halkımız oy kullanacaktır şeklindedir. Biz görevimizi sonuna kadar bir hakkı yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Son sözde milletin hakemliğine gidiyoruz. Ne derlerse de ki elbette ki demokrasinin gereğidir. Umut ederiz ki bu seçimler başta Kesentepe'mize, Besli'mize, ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olur. Ve demokrasimiz bundan daha da güçlenerek inşallah çıkış sağlar diye temenni ediyoruz. Seçimin başta başkanımızın şahsında Kesentepe hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 2 Haziran bugün yani yapılan seçimden çalışmalarımız sonucunda vatandaşın teveccühüne saygılı olacağız. Ama biz beldemizin amacımız AK Parti belediyeciliğine yani gönül belediyeciliğine kavuşturmayı hedefledik. İnşallah bundan başarılı oluruz. Vatandaşımıza, vatandaşımızın hakemliğine teşekkür ederiz. Sağ olun. Aptal bana boğaza verebilirsin. Tamam. Var mı? Kullanacağım. Kesmet Efe seçimi şu an önceki seçimde tam pata çıktı. Bu seçimde inşallah köyümüz için hayırlı uğurlu olur. Burada kimin kazanacağı belli değil. 3 aday var. 3 adaydan biri kazanacak. Hangisi kazanırsa kazansın inşallah kazanan Kesmet Efe olur. 31 Mart'ta seçim tekrardan pat çıktığı için 2 Haziran'da şu an tekrar köy seçime gidiyor. Kesmetepe'de 3 adayımız var. 3 adayımız şu an birbiriyle tekrar yarış halindedir. Kesmetepe'miz için hayırlısı olsun. Kazanan yine bizim köyümüz olsun. Huzurlu, sağlıklı bir köy istiyoruz. Seçimin de kazasız belasız bitmesini istiyoruz.